Peki 80. ayet. Bazen bir yakının sebebiyle isyan edebilirsin. Öyle anne babalar çocuklarından dolayı bazen bir yakının sebebiyle isyan edebilirsin. Bundan dolayı sana zararı dokunmasın diye onlara öyle muamele ediliyor. Ne dedi? Bazen bir yakının sebebiyle isyan edebilirsin. Bundan dolayı sana zararı dokunmasın diye onlara öyle muamele ediliyor. Mesela sana zararın dokunmasın diye çocuğunu bazen alıyor. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın seyahatta anne babasına ve Peygamber Aleyhisselam namazını kat eden, önünden geçen hırçın bir çocuk diyor, hırçın. Hırçına baktığınız zaman böyle vurmak kırmaktan başka bir şey olmayan, namazdan geçtiği için değil sif o. O kanunun ucu, kanun bir silsiledir. Hırçın, hırçınlığının cezasını, çünkü taş, toprak, bütün mevcudat peygamberi tanıyor. Peygamberi tanıdığı halde, tanıyor, o da biliyor. Kale almıyor, hırçın kimseyi kale almıyor. Tamam. İşte Hızır Aleyhisselam'ın o çocuğu öldürüyor. Ne yaptı ki? Zahirde bir suçu yok. Biz zahire bakar hükmederiz. Zahirünüz, zahiriyun. Onlar batına bak. Anne babası mütedeyyindi. Onlardan dolayı, o çocuğundan dolayı anne babasını da ifsad edecekti. Ya. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne kat ettiği için, önünden geçtiği için peygamber beddua etmez kardeş. Peygamber 10 kişiye etmiş mesela. Lut adetine, mezarı soyana vesaire. Peki bu çocuğa niçin dedi? O Hızır Aleyhisselam'ın Kur'an'daki kıssa gibidir. Ümmeti Muhammed'e şerdi. Çünkü bütün mevcudat onu tanırken beni tanımadı diye değil, benim önümü geçti diye değil. Peki ne? Ümmeti Muhammed'in peygamberinin önünü kesen ümmeti Muhammed'i keser o. Tanırdı o. Çünkü taş toprak onu tanıyor. Ebu Süfyan elindeki taşlar demedi mi? Esselamu aleyke ya Resulallah. Taş toprak onu tanırdı diyor. Selam verirdi diyor. Kıyam ederdi diyor. Selam verirdi, hatırladınız. O insan evladı bilmiyor. Biliyor. Bilerek. Peki başka 80 Şimdi bahsediyorum. Biraz fazla mı konuşuyorum? Her şeyse müdahale edeyim de. Şimdi hani şeriat sadece o kurallar malzemesi değil ki yani. Mesela şeriatın sahibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şeriatı fıtriye-i ilahiye de var. Yani o hayvan var ya, bir tane hayvanlar arasında şeriat, hani helalleri diyor leşlerdir. Canavar hayvanların onu yemeyip bir yavrusuna saldırırsa onun yavrusuna da saldırılır. Başka yandan çocuk diyor bir böceği öldürdük diyor. Şimdi yerine baktım göremedim de hızlıca. Diyor her şeyi yaparsa onu öldürür. Şeriatı fıtriye ilahi. O şefkat kanunun dışına çıktığı için o da düşer kafasını kırar diyor mesela. Şimdi bütün bunlar da değerlendirildiğinde mesela anlaşılıyor. Yoksa zahirden bakınca ne yaptı ne etti? Aynı Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ın itirazı gibi oluyor yani bu tür ifadeler. Ki imtihan oluyor yani insanlara da. Şimdi evet, yani fazla girmek istiyorum, buna bir cevap vermiştik de 7 çeşit. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünü geçen o çocuk şeriatı fıtriyesine muhalefet ettiği gibi şeriatın temsilcisine hücum ederek şeriatın libasını, astarını yırtıp atıyor. Onu şeytana arkadaşlık yapıyor. Şeytan yanaşamadığı halde peygambere yanaşamazdı. Şeytan yanaşamıyor. Fakat onunla şeytan içine girmiş. O çocuk gibi gözüken ama çocuk değildi o. Çocuğun libasını kullanıyor. Nasıl ki vefat eden bazı büyüklerin ruhları kuşların cefine, sineklerin kanatlarına girip geliyorlar ya.
Mesela 13. lemada insan suretinde şeytanlar olduğu gibi, tamam, insan suretinde şeytan, tersi de var. İnsan suretinde şeytan. Mesela bir parça bir şey anlatayım size, anlatmayayım da şöyle diyeyim. İtimat edin bana, yani bu konuda itimat edin lütfen. Şu gördüğünüz herkes insan değil vallahi. İnsan değil. Haza iblis. Tamam. Öyle şerir ki şeytana pabuç giydirir. Onun için şeriatın sahibini, İslamiyet'in astarını yırtıp atıyor. Onun bloku olmuş. Niye nakletmiş abi İzzar? Ne dedi o? Bir şey dedi ama ben şöyle baksam yazıları nasıl göreceğim? Alt yazını etkinleştir mi diye. Yok, neyse. Ben hem ders yapıyorum hem o yazılarınızı göremiyorum arkadaşlar. Onun için o soru şey yapmışsanız. Abi sağ üst köşede saatin olduğu yerdeki mesaj işaretine tıklarsanız yanda açılır abi. Sağ üst köşede bakayım. Ne var orada? Ha, mesaj diyor. Ha. Saatin yanındaki. Ha, tamam oldu. Hadiste canlı kalmazdı diyor. Hadiste ne demek o? Hadiste canlı kalmazdı. Ne kalmazdı onu Ya, bilir. yani hemen ceza verilseydi yerde debelenen bir canlı kalmazdı bir manada. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Yani bunu Furkan yazmış. Bir yerde okumuştum. O çocuğu münafıklar veya kafirle gör. Kardeşim ona hiç gerek yok. Şeydir. Onu görevlendiren söyledim biraz önce. Şeytan onu yaptı. Şeytan onu girmiş. Mesela bloku olmuş. Yani fazla uzatmayayım ama bu misali de vereyim. Ben Almanya'da rastlamıştım. Normal bir insan böyle karşımda. Tebareke'yi okuduğum zaman devre dışı çıkıyor bu adam veya kadın. Benimle başkası konuşuyor. Bırak beni. Kimsin dedim. Bilmem ne isim. Onun şey etmiş yani. İçine girmiş konuşuyor. İşte o çocuk gibi gözükürken çocuk değil. Evet devam ediyorum. 80. Uzatıp dağıtmayacak da hani çocuk gibi ama çocuk değil dediniz ya. Hani bu çocuğun içine giren şeyde çocuğun bir iktidar, ihtiyar falan var mı yoksa hani Çocuk. masumdur? Evet, çocuğun iktidar ve ihtiyarı olmadığından ama istikbalde bunu çağından sonra yapabileceği şeyle cehenneme gideceğinden çocuğa merhamet edilmiş. Anlatılan şey esas merhametin ta kendisiymiş abi böyle Evet, anlatınca. evet. Çünkü çocuğun cennete o gitmesine şey oluyor yani hadis oluyor. Abi zaten Peygamber Efendimiz'e eşyanın hakikati gösterilmişti ya. Evet. Bu şeyin Çok. hakikatini gördüğü için buradan bakıyor. Evet. Yani mesela bak. Yani neyse bak. Şu beni görüyor musunuz? Ama böyle bakayım şöyle yapsam gözükür herhalde. Yani şöyle. Daha önce de yapmıştım. Bu kitap, defter. Buraya böyle mi daha uygun? Böyle mi? Böyle mi? Böyle misal verildi. En uygunu şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam yerdeki iki şey, eşyanın ve hareketin, vücudun ve olayların ötelerde alemi gayb, alemi misalin defterlerinde, levh-i mahfuzlarda nasıl gözüküyor? İkisini bir anda görüyor. Yani mülk ile melekût, evvel ile ahiri, zahir ile batını beraber gördüğü için ona en uygun merhametli şeye göre davranıyor. Peki Abi. o davranış bitireyim. O davranış 6.
19. mektupta 6. remiz miydi o peygamberimize anlatırken diyor ki peygamberin diyor davranışı nasıl davranıyor? Ümmetine peygamber nasıl davranıyorsa Allah o kuluna öyle davranacak diyor. Yeryüzündeki davranış şeklini anlatıyor. Peygamberimizin ümmetine insanlara davranış şekli Allah'ın insanlara davranış şekli olduğunu söylüyor. Mektubatta 19. sözde de geçiyor bu. Dolayısıyla o Allah'ça onaylanmadıkça bunu böyle yapmaz zaten. Evet, birisi bir şey diyecekti. Abi iş yerinde burada biraz gürültü var da sizi rahatsız etmek için etmemek için açmadım şeyi de o soruyu ben sordum. Şimdi o şeyi o çocuk hadisesini bir yerde okurken Nurcu olmayan birisi dedi ki ya bir dakika kardeşim böyle şey olur mu ya? Peygamber çocuğa beddua eder mi ya dedi. Sen ne konuşuyorsun ya? Böyle hadis olur mu ya? Böyle kitap olur mu dedi. Ben tabii şimdi elhamdülillah şu anda öğrendim ama o zaman izahını bilmiyordum. Yani mutlaka bir hikmeti vardır. Resulü'de de geçiyorsa bu hadisti. Bundan hiçbir şüphem olmasın. Tarzında söyledim ama. Mektubatı verim isim var. Bu çok çok güzel oldu abi bu izah. Bunu bilmediğimiz için yani insanlar bu şekilde duyunca bunun hadis olmadığına peygambere böyle bir şey yakıştıramadıkları için hani Mutezile de işte Allah'a şeyi veremiyor ya ben. Evet. Şerri Allah'a veremediği için bu sebepten dolayı ehli sünnet inancından çıkıyor ya. Evet. Bunun gibi bu hadisin hani Risale'de keşke izahlı bir şekilde ne bileyim bir tane cümle olsaydı altında herhalde demek ki bizim biraz tahriye ustad sevk etmek için yani böyle hepten de benim gibi olmasın herkes diye. Herhalde o yüzden Şahmuş abi. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın çocuğu öldürdüğü kıssayı biliyor musun Abdullah? Biliyorum abi. Ne suçu vardı? İşte Hızır Aleyhisselam'ın makamı o noktada bir farklı bir şey var ya abi. Oradan Hızır Aleyhisselam yapmışsa bir şey vardır Abdullah diyorlar da. Hani bizim peygamberimiz şefkat peygamberi ya abi. Bak bir şey okuyacağım ama bu başlı başına bir dersti. İnsan merak eder ya, Allah bana nasıl muamele edecek? Allah o çocuğa nasıl muamele edecek? Allah sana nasıl muamele edecek? Onun şeklini görmek istemez misin? Diyor ki, altıncı esas, Mektubat 193, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor. Bak diyor ki, Hem o, kim melek, kim biliyor musun bak, o kim, melek, cin ve beşerin seyidi olan, şeytanın değil ama, efendisi, seyit efendi, hem o, bu çok önemli, kim bu peygamber, kimmiş, içini dolduruyor, melek, cin, beşerin seydi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahiyenin timsali. Bak şimdi, timsali neydi? Aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Değil mi? Nurani olduğu için. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için bak ne diyor? Diyor ki iyi dinleyin ha bu timsali çözülmese bilinmez. Yani melek, cin, beşerin seyidi olan zat kimmiş? Rahmet-i İlahiyenin timsali. Muhabbet-i Rabbaniyenin misali şu. Yani muamele şekli, örneği. Yani peygamber ümmetine, peygamber eşyaya, peygamber varlığa davranma şekli misaldır. Neye misaldır? Allah'ın davranacağına misaldır. Öyle davranacağına. Çünkü o kendisinden hareket etmiyor diyor.
Muhabbeti Rabbani'nin misali, Hakk'ın en münevver burhanı, hakikatin en parlak siracı. Şimdi burada timsali ve misali şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetine nasıl davranıyorsa, eşeğe nasıl davranıyorsa sana da öyle davranacak Allah. Şimdi bu Hızır aleyhisselamın kıssasında izah edilen izahlar, çocuğu öldürmesinde tefsir ne diyor? O diyor mütedeyin ve ümmeti Muhammed'e anne babası normal bir insan değilmiş. Yani öne girden, önde olan bir ailenin çocuğuymuş o Hızır aleyhisselamın katlediği. Peygamberimizin de o çocuk bir normal bir Müslümanın çocuğu değil o. Tamam. Şimdi Hızır Aleyhisselam o önde giden ona yüz karası olacak ve hizmetini ortadan kaldıracak. Bırak ya bunu, faydası olsa, meziyeti olsa denilecek kafirler tarafından. Ya çocuğuna bile sahiplenemeyen, çocuğunu terbiye edemeyen sizi mi terbiye edecek? Sizi mi dinin getirecek? Tamam mı? Böyle mütedeyyin bir zatın şahsiyetlerine kazandıkları hizmete, Allah'ın dinine. Çünkü bazı şanslar temel gözüküyor, temel. Onun için sahabelere niçin dil uzatmayın diyor, temel olmuşlar, temel taş. Mesela bir belde düşünün, Alevidir veya diğer gurbette, diğer kafirdir. Orada Müslüman vesile değil, asıldır, dinin temsilcisidir. O, onun hiç şansı yok, böyle hata yapma şansı yok. Peygamber gibi hiç hata yapmayacak veya beldeyi terk edecek. Çünkü onun hatası ve iyiliği şahsında kalmıyor. Böyle şahsiyetli bir kavmin temsilcisi, reislerinin çocuğu olduğu için dolayısıyla onu ortadan kaldırarak hem çocuğa merhamet ediyor, hem kavme merhamet ediyor, hem o ehli hakikata merhamet ediyor. Bloko olmuş o çocuk şeytanla. Ona zulüm değildir. Onun şeyini önden alır. Peki hani tokat iki şekil. Bir normal halka suç yapar, tokat gelir. Bediüzzaman gibi, Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ve diğer Peygamber İzam gibi daha hata yapmadan, yani zelle yapmadan tokat geliyor. Niye geliyor? Yaptıktan sonra tokat gelse ne olur? O büyük zatlar dağlar gibi oldukları için mesela fırtınalar, kar tipi dağın tepesine gelir, ovada su istifade edilir. Ovaya kar tipi gelse bitkiler, meyveler yanar. Onun için böyle insanlar dağ gibidirler diyor işaret icazda. Onlara lekeyi sürmemek için Allah onların efratlarını da ona uygun yapıyor. Ona uygun yapıyor, dönüştürüyor. Bu dönüştürmede ne zulüm vardır ne fazlalık, aksıklık var. Çocuk bulu çağına gelmediği için ölen çocuk cennete gider. Çünkü bulu çağına gelmemiş. O kavminin ve kabilesinin şer odaklıydı. Hızır aleyhisselam ise hayır odaklıydı. O çocuğun şey yapması onun için böyle kaldırılmış. Ya nasıl oluyor? Peki kardeşim, cihatta adam öldürüyorsun. Sevap kazanıyorsun. Normalde öldürüyorsan katil oluyorsun. Sen de yapıyorsun aynısı. Normal hayatta bir adamı öldürmek, suçsuz bir adamı öldürmek sonsuz cehennem demiyor mu? Bir adamı da kurtarmak sonsuz cennet diyor. Peki bu adam kim? İnsanların sonsuz hayatını, bu çocuk kim? Sonsuz hayatı, Müslüman insanlığın sonsuz hayatını berbat edecek, yok edecek şerir mümessili. Hem içinde hem öyle olacak. Peki o çocuğun insan nebinden olduğunu kim söylüyor? Yılan suretinde,
Hayvanlar suretini Allah Resulü hadisi var. Gece diyor siyah köpek, siyah keçi, siyah koyun şey kedi, keçi, köpek ve bir de kedi görürseniz besmele çekin. Ortadan kalkarsa cindir diyor. Kalkmasa normal hayvandır. Girmek istemiyorum. O çocuk insan nebi miydi? Şer'in temsilcisi olmaması mümkün mü? Zahile, batın, evvelle, ahiri bir gören peygamber onun ruhunu görüyor. Onun normal çocuk olmadığını görüyor. Çünkü biz normal çocuksa ama zahirde çocuk denilecek. Tabii herkes naklediyor ya, çocuk böyle katletti. Aynı zat Ebu Süfyan Ebu Süfyan diyor Ebu Cehil'in damadıdır, o naklediyor. Ebu Cehil eline taşını böyle koyup saklamış. Ya Muhammed diyor, madem peygambersin elimde ne var söyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Cehil'e Ömer el hatta bu Ömer değil Hişam'dır. Ömer el Hişam'dır. Diyor ki elindekiler mi benim kim olduğumu söylesin yoksa ben mi elindekileri söyleyeyim diyor. Benim kim olduğumu ben mi söyleyeyim? Yani senin elinde neler olduğunu ben mi söyleyeyim? Yoksa senin elindekiler beni mi söylesin? Taş. Esselamu aleyke ya Resulallah. Tabii Ebu Cehil dedi ki elimdekiler söylesin dedi. Sonra dedi ki Ebu Cehil benim elimdekiler söylesin diyor. Allah Resulü soruyor. Ben kimim diyor, hiç ismini kullanmıyor. Esselamu aleyke, aleyküm yok. Aleyke ya Resulallah. Ben falanım, taşım diyor. Ondan sonra adam bırakıyor, çekip gidiyor. Ebu Süfyan damadı ki Mekke'nin fethinde peygamber İslam ordusu girdiği zaman üç kişiler, bir tanesi de o. Herkes peygamberin Bilal Habeş'in aleyhine konuşuyor. Siyah kargadan başka birisini bulamadı mı ki bunu şey yaptı falan diye. İkisi diyor, Ebu Süfyan geliyor, Ebu Cehil'in damadı, Bint'in kocası. Diyor ki, sen niye bir şey demiyorsun, biz söyledik. Bizi tuzağa mı düşürüyorsun yani? Biz bir şey söyledik, sen niye bir şey demiyorsun? Bu hadiseyi hatırlatıyor, korkarım ki şu Mekke taşları bizim bu konuştuğumuz ona haber verir. Ve öyle de oldu. Oradan Allah Resulü geliyor, sen böyle böyle dedin, sen de böyle böyle dedin, sen de böyle böyle dedin. Ve iman ediyor Ebu Süfyan o. Diğerleri iman etmiyor. Hüdaksan abi Mekke'nin fethinde mi oluyordu? Evet Mekke'nin fethinde o. Mekke'nin fethinde oluyor. Haç yaparken düşünüyormuş Ebu Süfyan ben bir daha orduyu toplayıp onun aleyhine olsam mı? Karşılaştıkları zaman Hazreti Peygamber diyor ki yine diyor seni yenerdi diyor. Yani daha zihninde düşünüyormuşum. Evet. Şimdi taş benim kim olduğumu mu oradan şey yaptı? Ben mi söyleyeyim o sen? Yani Allah Resulü'nün bütün mevcudat biliyor. O zahir ve batın evvel ve ahir isimleriyle baktığı için işte 3-4 tane şey söyledim. Anne babasına, kavmine, mevcudatın temsilciliğine zarar verdi. Verecektim. Yani o misal de unutmayın. Cihatta adam öldürmek kahraman oluyorsun. Ya nasıl olur cihatta adam ringde adamı öldürünce alkışlıyorlar seni. Ringin dışında boksör onu öldürse katil oluyorsun. Ringde adam ölen yok mu arkadaşlar? Hiç böyle ringde birisi birisini öldürürse katil unvanını aldı mı? Hatta şampiyon oldu. İyi adam öldürdü diye. Onların cihatı da o. Peki ne oldu? Hani spor için adam öldürüyorsun ve bu spor diyorsun. Sonsuz bir hayat için bunu adamı yani o adam diyor ki bizim bayram spor için onu öldürüyorsun başka. Peki sonlu bir hayat için adam öldürmek kahramanlık olursa sonsuz bir hayatın kurtulması için onu ortadan kaldırmak ki kalkana da merhamettir.